gitmek istemiyorum ama abi dizilerden arta editörüme kızmıyorum. Ekmek davası, buzdolabı davası, her neyse bu. Ama yapılacak bir şey değil. Benim için bir rol, bir karakter, senin, o çocuğun, herkesin bir akademik araştırma. İşte montajını, şununu, bununu, gece gündüz orada bir iddiası var. Sen daha önce bir yaş baş. Attınız mı? Ne? Dava 2 yıllık. Attınız tweetten dolayı. Konuyu avukatıma verdim. Yani Nisan'da. Çünkü bırakılan yerden ele alayım meseleyi. Günlük yaşam. Ben kendisi de çok kıymetli bir yönetmen ve yönetmen adayı. Oyuncu olmasının yanı sıra. Ben de filmin yani ön çalışmasından itibaren her evresinde çok zevk alarak çalıştım. İlk defa o bölgede bir film çekiyorduk. Yüksel'in daha önceki filmlerinden hep arkadaşlar arasında çok böyle gıptayla bahsettiğimiz bazı özellikler var. Gerçeklik gibi, dozunda bir mizah gibi. Dolayısıyla bana uygun bir rol olduğu anı bekliyordum. Bu karakter iyi geldi. Ali Baba ve Yediciler filminin montajı, işte post prodüksiyonu bittiği sıralarda aşağı yukarı bir yandan Muğla'ya gidip devam ediyordum. Tekrar gelip filmin montajına bakıyordum. Belki İftarlık Gazoz'un güzel olmasında, Ali Baba ve Yediciler'in montajının birazcık kötü olmasında bu filmin bir katkısı olmuştur ama çok ben kendi maceramda birazcık çeşitlilik yapmak istiyorum. Çok belirgin, çok komedik anlamda da belirgin komik hikayeler, karakterler yanı sıra birazcık da böyle dramalarda rol almak, o şansı yakalamak takip ediyorum. Sevdiğim yönetmen arkadaşlarımdan böyle teklifler bekliyorum. Çünkü neticede belli bir giderimiz var. Hayat devam ediyor. İki gün önce bir yerde bir haber okudum da iflas mı etti falan diye bir şey. Evet. Bir iki böyle art house filmde artık ne çıkarsa. Yo, arkadaşlarım sağ olsun hep nezaket gösteriyorlar. Yani belki kendimi öyle iyi hissederim diye. Belki yani ben aslında hani şu tür haberler çıktığı zaman dediğiniz doğru. Ona hassasiyet gösterdim. Yani ne bileyim destek veriyor sözü bile çok utandırıcı bir söz. Yani bu bir birbirimize destek veriyoruz. Ben yani bu anlamda ya da işte ne bileyim abi beni çok yukarılara yazmayın, beni konuk yazın. Çünkü ben alışkınım aslında V diye yazılmaya. Benim Almanya'daki Vizontele afişinde bütün bina giydirilmişti. Und Cem Yılmaz yazıyordu. Ben bir ara Hund falan zannettim ama Hund diye Und. Yani ben genellikle V veya ya da velevki ya da münasıran falan. Yani benimle ilgili bir afişte nasıl yazıldığı pek umurumda değil. Ve doğruyu söyleyeyim isterseniz bakın. Hayatımda ilk defa bir filmin afişinde benim adım bu kadar büyük yazılıyor yani. Ben hemen ona bir cevap vereyim. Orada bir yanlış anlam var. Biz öyle duyurmadık. Ha, öyle mi? Biz hiçbir şey duyurmadık. Çünkü o sırada hayır öyle yazmıyor. Öyle yakıştırmışlardı. Yok belki. Hiç böyle bir basın bültenimiz de yok. Çünkü o sırada Ali Baba çekimlerindeydi ve çekimlerin bitmesini bekliyorduk. Ali Baba vizyona girecekti ve bir kavram karmaşası, bir kaos yaratmak istemedik. Hangi filmde Cem Yılmaz var, hangisinde yok. Dolayısıyla biz İftarlık Gazoz'la ilgili hiçbir iletişimde bulunmadık en başında. Sadece Muğla'ya gidip gelmeye başladığı için Cem Yılmaz doğal olarak duyuldu. Mustafa Alabora konuk oyuncumuz. Mesela bir yerde de Mete Horozoğlu konuk oyuncu mu diye yazdı. Sete ziyarete gelmişti. Dolayısıyla Cem Yılmaz'ı da görünce gazetelerden biri, büyük bir gazetede konuk oyuncuymuş yazdı. Hemen telefonla arandı. Yani ne işi var Muğla'da diye. Evet yani oradan yola çıkıp sette Muğla'da de görünce. İşte arazi alacak ya da konuk evet. Oyuncudur falan. Evet aynen. İki tane ihtimal var. Dolayısıyla da biz bunu ancak Ali Baba'dan sonra basın bültenlerine başlayarak duyurduk. Yani öncesinde bir tane var, o da Karetta Karettalar için set durdurduğumuz. Dediğim gibi İftarlık Gazoz özelinde ya da Yüksel'in diğer filmleri yani onun sinemasının özelinde bizim geçen gün bir röportajda laf lafı açtı. Bizim aslında çok akraba hikayelerimiz var. Yani bizim anlatmaya çalıştığımız adamlar benim Okkabaz'da ya da Her Şey Çok Güzel Olacak'ta anlattığım insanlar biraz Yüksel'in filmdeki insanlara benziyor. Dolayısıyla benim zaten çok yani keskin tür olarak ayrılan yani 6-7 filmden tür olarak keskin bir şekilde ikiye ayrılabiliyor. Yani Her Şey Çok Güzel Olacak, Okkabaz gibi ya da işte Yahşi Batı, Gora Arok,
Ali Baba gibi ya da işte pek yakında diğer Hokkabaz ve Her Şey Çok Güzel Olacak gibi. Yani böyle çizgi roman ya da karikatür karakterleri ya da fantastik dünyalar ya da etrafımızda gördüğümüz adamlar ve olağan haller. Ben bu iki türde film yapmaya çalışıyorum. Komiklerden Ali Baba, dramlardan pek yakındayı pek severim. Her Şey Çok Güzel Olacağı çok severim. Aslında baktığım zaman kendi adıma ben yani çabalayıp da niyet edip de neticelendirdiğim filmlerden o zamanın şartlarına göre memnunum. Eğer imkan bulursam bir sonraki filmde daha iyi yapmaya çalışırım. Dolayısıyla Cem'i de sadece starlığı için değil, gerçekten hani bütün samimiyetimle söylüyorum, çok sinematografik bulduğum ve çok iyi oyuncu olarak gördüğüm için. Bir de başka konforları da oldu tabii. Yönetmen ve senarist olarak da bana çok katkıda bulundu. Böyle yer yer dramatürjik konularda, hatta son teknolojik meselelerde, yeşilde, dijital efektlerde falan. Biz ya bu böyle olmaz falan dediğimiz Cem'e soruyorduk. Yok abi, o mavi olur orada, o yeşil de olur. Tamam, onu öyle hallederiz. Bunu böyle hallederiz. Gibi gibi. Hani gibi gibi. Bir de star egosuyla değil, oyuncu metoduyla geldi. Hiçbir sahneyi çalayım, çırpayım, biraz daha uzatayım. Bazen sahne bile yazıyordum. Abi bu senaryoya hizmet etmez. Hani gerek yok. Atalım. Birkaç tane sahnesini daha çekmeden falan attık. Halbuki ben çok seviyordum o sahneleri. Hizmet etmiyor. Uzatıyor, sarkıtıyor gibi gibi. Bayağı iki ahbap gibi. Biz bu komüniteyi, bu mahalle kültürünü, bu dayanışmayı, imeceyi, beraber film seyretmeyi, beraber maç seyretmeyi, şenlikli teravihi, yani genel olarak karnavalesk Türkiye'yi nasıl kaybettikle ilgili var tabii saptamalarım, incelemelerim, fikirlerim falan ama daha çok sosyolojinin konusu. Üretim ilişkileriyle ilgili, üretim ilişkileri ve yabancılaşmayla ilgili. Ama ben bir sinema eseri yapmış birisi olarak sosyolojik saptamalar, bağlamlar kurmayı çok doğru bulmuyorum. Uzun uzun dilersen senin gazeteye, röportajda falan etraflıca da şey yapabiliriz. Kaldı ki sadece gözlemler ve etütlerden ibaret bir şey, bilimsel araştırmalardan değil. Bugünle ilgili de ben bir sanatçı adayı namzeti olarak şimdiki zamanla çok çok ilgilenmiyorum. Çünkü şimdiki zaman güncel olan, aktüel olan bence haberin konusu. Kitle iletişimin alanı. Sanatın işi ise daha kadim, daha süzgeçten geçmiş, daha süzülmüş ve taşların yerine oturduğu tarihsel konjonktürler, duygular ya da ruh biçimleri, davranış tezahürleri. Dolayısıyla ben 70'li yılların o karnavalesk Ramazanları, karnavalesk sokağı, meydanın ruhu, arastanın ruhu gibi şeyleri hakikaten hayal gücümle yapmadım. Tanıklıklarım, gözlemlerim ve bu benim ilgimi çekiyordu, keyif alıyordum. Evet arkadaşlar. Allah Allah. Allah. Hayırdır inşallah.